Kaynımın çocuğu. Yine neyin peşindesin ya? Rüzgar nereden esiyor diye baktım dayımın çocuğu. Ona bir hafta önceden hava raporundan bahsettin daha iyi değil miydi? Ya icat edilmedi, emmimin çıkardı. İnşallah bir gün amcalarımız da doğuracak. Ya biz koskoca Barcelona Kalesi'ni işgal etmeye geldik. Sen beden eğitimi dersinde aşortmanlarını unutan çocuk gibi gelmişsin ya. Hani nerede senin zırhın? İyi bir komutan asla zırh giymez dayımın çocuğu. Ayrıca beni kısa gösteriyor ya. Güğüm gibi oluyorum onu giyince. Vallahi bende de pişik yapıyor ama... yine de giyiyorum. Eşyamı sağlam gaza bağlarım. Teyzemin doğurduğu. Ayrıca bu zırh ok geçirmez. Oh geçirmez. Ya sen onu nasıl ucuz bir yerden aldıysan... yolda gelirken o zırhın üstünden sivrisinekler soktu seni. Kaşınıp durdun. Dayımın doğumunun da katkısı oldu. Yani buna bir oh gelse sen yağ tenekesi gibi delik deşik olursun. Benden sana söylemesi amcamın çocuğu. Ağzını hayra. Gözünü bayrağı aç. Amcamın vitamini. Zaten inşallah bu kaleyi olaysız bir şekilde alacağız. Kalenin işgalini akşama kadar bitirirsek... sonra Barcelona gecelerine akarız. Amcamın çocuğu! Ya var ya, Barcelona'yı fethetmek süper bir fikir dayımın çocuğu. Amcam Bahattin. Bahattin. İşini biliyor. Vallahi Merzifon Barcelona arası biraz uzak. Evet. At arabasıyla 3 ay sürüyor. Hı. Yolda en az 4-5 kişi ölüyor. Evet. Ama şehir güzel şehir. Evet. Benim içime sindi. Hı. Bisikletten her yere gidebilirsin. Yolda vebadan ölenler var sadece. Aman o veba olayında ne abarttılar dayımın çocuğu ya. Zerdeçal vebaya iyi geliyormuş. Bunu anlamayacak ne var? Hadi bakalım. Geyiği bırak da şu kaleye bir seslenelim. Hadi. Hop! Hip! Hop! Hip! Hip! Hop! Hip! Hop! Hip! Hop! Ya sen bir şey mi keşfettin? Ben az önce hip hop müziğini mi keşfettim acaba? Hop! Hop! İçeride olduğunu biliyoruz. Barcelona prensi Iniesta İbrahim. Dışarı çık delikanlı gibi göster kendini. Neler oluyor burada? Selam sizlere. İçeride parti var da duyamadım. Ha bu arada delikanlı falan çok seksist lafları, yaklaşımları yakıştıramadım mı? Allah Allah! Lan düne kadar tuvaleti bilmeyip sağa sola s**an adama bak ya. Oğlum biz Dudulluluyuz lan. Medeniyetin beşiğinden geliyoruz biz. Dudullu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 
fırlattı. Dur bakalım. Hemen celallenme. Ebemin doğurttu. Adam seksist falan diyor. Belli ki ortamcı. Arayı bozmayalım, lazım olur. Kardeş, selamun aleyküm. Ben Merzifon Prensi Şevket. Bu da Dudullu Dükü Bilal. Buraya babam Kral 3. Bahattin'in... Bahattin. Kimin? Bahattin mi? Bahattin. Alırım, Bahattin. Bahattin. Evet, bizi buraya babam Bahattin... Bahattin. ...gönderdi. Bu kaleyi işgal etmemizi söyledi. Gelin şu kaleyi bize olaysız bir şekilde bırakın, akşam beraber takılalım. Ne? Wow! Aa, sorun yok. Kalenin anahtarı paspasın altında. Heh. Alın içeri girin, dilediğiniz gibi işgal edin. Hadi şarkı. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın, sağ olasın. Amcamın çocuğu!
Kandırıldık. Gerizeyim benim. Ulan hormonlu Filiz akın. Bak şuraya dayarım mancırı. Alnının ortasına yanan taşları çakarım ha. Dudullu çocuğuyuz lan biz. Bize şekil yapmayın. Hem küçük hem atarlı. Tazmanya canavarı mısın sen? Vallahi sizi partime davet etmek isterdim ama içeri damsız ve tipsiz almıyoruz. Reisim, müjdeler olsun. Askerlerimiz saray kalelerini adeta yosunlanmış Yunan sütunlarını... Hoş bulduk. Yunan sütunlarını bir sarmaşık gibi sarıp sarmalamanın dışında... küçük bir kurtçuk gibi içeri zerk olmak için emirlerinizi bekliyorlar. Yani kaleyi kuşattık. Aferin lan. Askerlere benden çay söyle. Hadi bakayım fırla. Benden haber bekleyin. Mustafa dur. Şu benim atın anahtarını al. Arpasını fulleyin koçum. Emredersin. Hadi bakalım. Evet Prens İbrahim duydun. Dört tarafınızı çevirdik sayılır. Gel bu işi uzatmayalım. Bırakın şu kaleyi bize. Aa bu kadar erken konuşma bence. Merzifon Prensi Şevket. Kuzenim Brüksel dükü askerleriyle beraber yola çıktı, partime geliyor. Onlar gelince ne yapacaksınız bakalım? Ne? Kaç kişi geliyorlar? Çok mu kalabalıklar? Ya bir dur Şevko, sen de ha. Ulan Brüksel'den korksak lanasını yemezdik, artist. Prensim, eyvahlar olsun. Brüksel'liler kesme şekerin etrafına toplanan karıncalar gibi her yere toplanmış durumda. Ve de... bunlar bizim askerlerimiz bir yandan düşmanla çarpışırken öte yandan da açlığın pençesine düşmüş durumdalar. Ve ordumuzsa sonbaharın acımasız kollarına kendini yapraklarını bırakan ulu bir çınar gibi askerlerini tek tek getirmekte. Siz şimdi benden ne bekliyorsunuz oğlum? He? Benden emir mi bekliyorsunuz? Manyak! Daha çok beklersiniz. Ben ne dediğini anlamıyorum senin. Lan! Güneş ışıklarının... Kut! Bundan sonra tasvir yapmayacaksın lan. Dükün olarak emrediyorum sana. Ne oldu? Dükü tuttuk. Kuşatma patlar. Ben partime dönüyorum canlarım, bebeksizlerim. Sizleri kocaman öpüyorum. Ulan bu da prens mi, fenomen DJ mi belli değil ha. Mustafa, ikinci bir emre kadar bütün orduya yemek izinlerini yasakladığımı söyle. Gidip hepsi savaşacaklar. Tabii. Askerlere de şunu ver, yesinler. Bu ne efendim? Karadut pekmezi. Dok tutar. Yiyenin karşısında da kimse duramaz. Lan bana bak Şevko. Sen bu pekmezi niye yanına taşıyorsun bakayım? Vallahi Barcelona gecelerinde lazım olur dedim ama... nasip olmadı amcam çocuğum. Aslında bu prensi aşağı indirsek orduyu dağıtabiliriz. Bu adamı bizim bir şekilde aşağı indirmemiz lazım teyzemin çocuğu. Ama nasıl? Bak dedemin torunu. Bunu aşağı indirmek için vinç lazım. Ben sana söyleyeyim. Yiyen İspanyol. Yiyen. Soru işareti. Amcamın çocuğu, aklına bir fikir mi geldi yoksa? Aklıma bir fikir geldi teyzemin doğurduğu. Beni burada bekleyin. Mustafa, atım nerede? Sessiz nehirlerin kenarında papatyalara dönmüş, kefenlere sarılmış sarı leblep... Bak vallahi boğarım seni ha. Vallahi boğarım seni, yeter artık lan. Sarı leblebi ne oğlum? Papatya kefene niye sarılıyor Mustafa? Neyse ben kendim bulurum şimdi. Mustafa gel buraya gel. Oğlum sana ne oldu böyle ya? Hı? Sen niye böyle tasvirler yapıyorsun? Nereden çıktı bu tasvirler? Bu aralar destan dinliyorum. E belli ki sen dinliyorsun. Ama sen yapma yani tasvir falan. Aa da geldin Mustafa. Matbaayı bul, bana gazete çıkar. İbrahim! İbrahim!
Allah Allah. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına koskoca Barcelona'yı Zeytinburnu sahiline çevirdin ya? Ya dayımın çocuğu. Ben bu sur topunu zayıf noktasından vuracağım şimdi. Sen dur. Oo! Nasıl da cızır diyor ya. Tanrım! Bu kokuda neler oluyor? Oo! Vallahi tavuk kanadı. Hem de öyle böyle tavuk kanadı değil ha. Anamın özel sosundan tarifli yani öyle bir şey bu. Hiçbir yerde bulamazsın bu kanadı. Aman tanrım! Kanatlardan saldırıyorlar. Bu yaptığınız resmen zalimlik. Savaş suçu bu. İnsan mı acaba? İbrahim, aşağı gel şu anahtarı ver. Sana istediğin kadar kanat ve sınırsız içecek. Oh. Çok güzel koktu. Ne yapsam insan mi? Kanat beni çağırıyor. Ale! Ale! Bu koku da ne? Ne oluyor burada İlyas'ta İbrahim? İşgal ordusu kapımızda soslu kanat mangal yapıyorlar anne. Teslim olsak mı? Ya basta bre, salak salak konuşma. Ne diyorsun anne, anlamıyorum ben. Kes sesini. Tamam. Bir şekilde anlaşıyorlar ama güzel. Bana bakın, kaleye kesinlikle tuhaf giysili insanların, satıcıların ve dolandırıcıların ve işgalcilerin girmesi yasaktır. Çabuk buradan defolun gidin. Ne? Laz mısın, İspanyol mu belli değil. Babam Lazlı değil. Sayın Kraliçe Burcu Puyol. Olayların buraya gelmesini biz de istemezdik ama İbrahim'in inadı bize böyle bir yönteme başvurmamıza sebep oldu. Teyze, hadi uzatmayın, verin şu kaleyi ya. Biz gerekirse sonra size kiralarız zaten. Teyze mi? Koskoca İspanya kraliçesini teyze diyor. Görgüsüz. Bana bak, görgüsüz falan ayıp oluyor ha teyze. Biz amcamız Bahattin'den... Bahattin! Büyüklerimize karşı saygılı olmayı öğrendik. Ama sabrımız zorlama. Demek sizi buraya Bahattin yolladı, öyle mi? Bahattin! Evet. Ben prensesken Erasmus'la gelmiştim. Kendisiyle... un, dos, tres kere takıldık. Daha sonra beni aldattı ve ben de onu terk ettim. Tabii ki bana çok cevapsız beyaz güvercin yolladı ama... Kim? Onu kabul etmedim. Bahattin. Bahattin! Ha, Bahattin! Bahattin! Evet, Bahattin. Bahattin! Anladım zaten, Bahattin. Bahattin! Bir daha Bahattin dersek... Bahattin! Tutturmuşlar bir Bahattin. Anladık mı? Hep beraber söyleyelim. Bir, iki, üç. Bahattin! Şevko, bundan sonra kralımızdan malum kişi diye bahsedelim. Malum kişi. Nasıl mühürlersen öyle gidiyor. Kaçarı yokmuş. Bahattin iyi. Bahattin. Demek siz bu malum kişi... Bahattin'i... Bahattin. Lan yeter lan! Tavuğu çevir. Çevir yanıyor. Oh, evet, ben o adamın oğluyum. O adam. Gururumu zamanında yerle bir eden o adam. Evet, birazdan... Yapmadım. Birazdan Fransız Ayşe'deki kuzeni Ferdinand askerleriyle beraber buraya gelecek ve bu kuşatmayı yok edecek. Ben de sizden intikamımı alacağım. Muhafaza! Giyotini hazırlayın! Giyotin! Giyotin mi? Giyotin ne? Bacanağımın çocuğu. Yarış atı falan mı? Değil, dayımın en iyi değil. Biyotin, başını gövdenden ayıran bir idam aparatı. Lan! Toprağınız bol olsun prensim. Lan oğlum, iyice manyağı bağladın. Senin o tarafta ne işin var ya? He? Bu Fransızlar gelince bizim ordu kumpasa mı geldi yoksa? Hayır. Karadut pekmezini yiyince ordu Berlin'e yürüdü. Niye? Orada kızlar teklif ediyormuş. Oraya gittiler. Ben de esir düştüm. Ve işin acısı, bıyığımı kestiler.
Ve ben de Barcelona Kalesi önünde stoper olmaya karar verdim. Bundan böyle bu yola baş koydum. Bundan sonra işgal olursa top geçer, adam geçmez. Bunun var ya, bunun işte. İkinizi de esir alacağım. Aslanlara parçalatmalı partilerimde kullanacağım sizi. Ne oluyor kraliçem? Beni güzellik uykumdan uyandıran bu gürültü de ne? Amado mio! Bu yabancılar kim? Aman yarabbey! Aşık oldum. Evleneceğim adamı buldum. Aley! Ah be kızım, kime aşık olduysan bir an önce karar ver de diğerinin kellesini aldırtacağım. Ah, bilemiyorum, bilemiyorum. İkisine de aşık oldum. Ah, mandalina. En iyisi gidip yakından bakmak. Bekleyin, geliyorum. Yalalayı. Dayımın doğumunda yardımcı oldu. Kız da güzelmiş ha. Ne diyorsun, kız da güzelmiş ha. Yok be, ya ne bileyim. El ayağı düzgün de bir biçimsiz göründü ya. Ben kendime yakıştıramadım. Bak şimdi rasyonel olarak düşünürsek ya bu kızla evlenilecek ya da kafa orada giyotinden böyle kık diye uçacak. Anneciğim verin elinizi öpeyim. Size hanım çok esende size anne diyebilir miyim? Anne! Aha! Dedim bile. Hemen kızın anasına yanaştın ha? Kayınço! Kayınço gel tavuk yiye ya. Hiç sormayacaksın sanmıştım. Açık kapıları! Ben alacağım aldım aç kapıları! Boşuna yalakalık yapmayın. Kimi seçeceğine kızım karar verecek. İşte geldim. Bu ne lan? Aram. Oğlum bu kızın üst tarafı Adriana Lima. Alt tarafı kasap Şükrü lan. Gracias. Biraz basenim var diye beni beğenmediniz mi yoksa? Biraz mı? Geyik yutmuş piton gibisin ya. Kızım sen ne yuttun da çıkartamadın? Ben güzellik uykumdan yeni uyandım. Sisliğim varsa ondandır. Ya ne güzellik uykusu. Git kış uykusuna yat sen. Bu nedir ya, böyle beden mi olur? Merzifone. Madem ikiniz de beni beğenmediniz, anneciğim, bu ikisini öldürebilirsin. Aşkım! Aşkım! Ha, şaka yaptım. Aşkım benim. Sen de hemen ciddiye alıyorsun, deli. Gerçekten mi? Anne, ben bunu seçti. Muhafız, duyduğun kızımın sesini. Emredin efendim. Ben yalnız sayın kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Yani ben ilk anın şokuyla öyle bir saçmaladım. Ne olur yani? Tamam, son bir sözün var mı? Var. Seviyorum. Kimi? En tatlı, en basenli birisini. Nasıl anlatayım sana? İpin ucundayım, anlasana. Seviyorum seni prenses. Eğer sevdamın sonuysa bu idam, sana en aşık benim. Budur benim idam. Oh, gerçekten mi? Anne, ben vazgeçtim nereye bundan. Nereye vazgeçiyorsun ya hemen? Ben vazgeçtim bundan. Ben bunu seçtim. Evet, bu tamamdır. Sarın bunu. Kızım, parvanlı televizyon programına çevirdin burayı. Son kararın mı? Hangisi? Evet, aney, son kararım budur. Tamam. Benim de son kararım, valla. Ulan amcamın çocuğu. Ulan onun bunun akrabası. Yine yaptın yapacağını. Tamam, uzatma, hadi yat. Ah, haber geldi. Efendim. Yok canım. Evet, tamam. Şu an komutandan aldığım habere göre... askerlerimiz geri dönüyor. Berlin'deki kızlar patates çıkmış. Yeniden oyundayız. Buyurun. Yine mi kaybettik? Ya ama bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Yani bu basenli bana geldi ama. Hayat basen sürprizlerle doludur Şevko. Mustafa, hazırlıkları yap. Düğünümüz var.